mezar yeri gibi. Bakın şurayı gördünüz mü? Kesmeyi. Şurada düz kesme, şurada ne? Kesme var. Bakın tam burada çaprazı bize verdi arkadaşlar. Oradaki kesmenin aynısından burada da var. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Tam şurada toprağın. Ayrımı alalım. Bakın ayrımı aldığımda da %90'lara kadar Defineci Kaptan kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün yine macera peşindeyiz. Aksiyon ve maceranın diyor adresi burası arkadaşlar. Şaka arkadaşlar, aksiyon macera falan olay değil de tabii ne yapıyoruz? Biz işimizi elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce sizlere burada anlatmaya ve göstermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik yine güzel bir bölgeye ama burası da çok acayip bir yer ya. Bakın arkadaşlar, mezar yeri gibi. Bakın şurayı gördünüz mü? Kesmeyi. Şurada düz kesme, şurada da kesme var. Baş tarafı mı acaba? Bakın tabi. Burada kayalıklar devam ediyor. Tahrip olmuş herhalde arkadaşlar. Bakın şurası da şey yerleri yok mu? Sunak mezar yerinin olduğu belli olsun diye sunağın olduğu bölge arkadaşlar. Şurada da kesme, büyük ihtimal burası. Gördüğünüz gibi şöyle geliyor herhalde. Bakın şölemesine geliyor. Büyük ihtimal burası mezar. Bakın şurada da bir şey daha var ama o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Alan tarama. Bakın burada da şurada da oyma var. Gene oyması mevcut. Bakın zaten şu mezar dediğim yer, bakın bu şekilde geliyor. Şöyle. Zaten bakın buranın zemini de çok farklı. Diğer bölgeler gibi değil, bakın şurası gibi. Şöyle yapalım arkadaşlar, yukarıya doğru bakın, şuralarda da yerler var ama şöyle yapalım. Alan tarama zaten açık. Hazırladı değil mi arkadaşlar? Aşağıda da birkaç yer daha vardı. Size göstermedim. Çünkü biraz şeye yakınız arkadaşlar. Sesleri de duyuyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar, hazır cihaz kurulurken şurada bir bakalım. Burası da bir mezar. Hemen şöyle bakalım. Değerli moddeyiz. Bakalım bize ne diyecek.
Burası süpermiş. O ne be? Dağlardan ses geliyor arkadaşlar. Motosiklet midir nedir? Bir daha tekrarlayalım burada arkadaşlar. Tazeleyelim bakalım. Bize ne diyecek? Bakın. Bu tarafa doğru. Bakın tam burada çaprazı bize verdi arkadaşlar. Gördünüz mü? Şöyle aşağıdan gelelim. Hemen. Şöyle yapalım. Bakalım bizi tekrar sağ tarafa açacak mı? Sinyali aldığımız bölgeye. Bakın. Tekrardan bizi attı bu tarafa doğru. Şimdi şöyle geldiğimizde. Bakın tam burada. Gördünüz mü arkadaşlar? Bize çaprazı verdi. Çaprazı verdi. Bakın mezarın oradaki kesmenin aynısından burada da var. Şu da kapama gibi duruyor. Bakın şu taş. Şimdi şunu bir kapatalım. Çantayı da bir çıkaralım. Daha net görüntü alalım etraftan. Buradaki kesmeyi gördünüz mü? Güneş arkadan çok vuruyor. Bakın gördünüz mü? Tam şurada kesme var. Bakın burada da şu kapak. Şurada bir tane uyuması var. Şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Oraya kafam olmuş. Alt tarafta mezar yeri var. Şöyle göstereyim size. Şu an güneş buradan vurduğu için tam size gösterirken gölgem vuruyor. Burada. Şöyle yapalım arkadaşlar. Cihazları çıkaralım çantadan. Hemen hepsini hazırladım. Kontrollerimi sağladım. Etrafından ondan sonra temizliğini yapalım. Ve çalışmaya başlayalım bakalım. Eğer bir şey varsa arkadaşlar. Yoksa yoktur. Varsa vardır. Haydi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Cihazlarımızı kurduk. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Tam şurada. Bakın tam burada bir yerde. Biz de şurada sinyali yakaladı. Canlı taramada. Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili çok soru soranlar oluyor. Hemen kalibrasyonu yapalım şöyle. Bakın. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Tam burada. Şimdi buranın şöyle 3-5 taramasını yapalım. Şunu nereden başlasak? Şuradan başlayalım şöyle. Gidelim bakalım. Şuradan. Çünkü toprağın.
şu iç bölgede bir yerde bize yoğun bir kırmızılık verdi ama şu hani şu bölge bakın açık ya, büyük ihtimal buradan çatlaklı olan yerden sinyali daha netleştirdi. Zaten bakın biz de şuradan canlı tarama ve pinpointer modunda şuradan aldık sinyali. Yani şu bölge belki içeridedir, belki bu kayanın arkasında da olabilir. Onun için bakın gördünüz mü? Yani kayanın şu bitik kısmını gösteriyor bize. Sağlam bir sinyal verdi. Şimdi hemen şöyle dedektörle bakın tam burada. Şöyle resetleyelim. Hani herhangi parazit var mı yok mu ona göre bakalım arkadaşlar. Ayrımı alalım. Bakın ayrımı aldığımda da %90'lara kadar bakın parazitsiz bir şekilde burada. Bakın tam burada gördüğünüz gibi. Şimdi hop. Sen de kal bakalım şurada. Şurada arkadaşlar bakın. Şurada üçgeni gördünüz mü bakın? Oymadan üçgen yapılmış burada. Şurada ufaktan bir kesmesi var ama şey yapamadım yani. Şurada şu çatlakta şey abi arkadaşlar bize de sinyali aldık. Bakalım o buralarda ne tür, çözemedik ki. Tam şu otlar kapamış şurayı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tam çözemedim şurayı. Şurayı açmamız lazım. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şimdi bakın burasını sinyalleri aldık. Şuraları bir temizleyeyim ben. Bir açayım şu kuru dalları bir kaldırayım. Bakalım şu arka tarafta da neler var. Ona göre hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar şuradaki kuru dalları aldık. Biz temizlik yaptık. Size bahsettiğim çatlak şöyle bakın. Şu içeride. Sen ne arıyorsun orada? Canlı mısın sen? Canlıysan çık biraz sonra burası. Karışır. Köpürme. Köpürme. Sen şöyle yavaş yavaş gidersin yoluna. İş senle. Bakın burası kapama arkadaşlar. Gördünüz mü? Yan tarafta güzel yine doldurulmuş. Nasıl bir şey? Size bahsettiğim kesme burası.
giydik. Kaza çıkarsam mı acaba? Bugün soğuk olur diye giyindik ama arkadaşlar, şu kaza çıkarmak istiyorum ya. Hemen şöyle. Işlak var. Yağmur mu yağacak? Ne yapacak? Şurası sıcak ya. Bugün niye böyle oldu acaba sıcak? Havalar da çok bozdu. Kıralım biraz. Yoksa bu kayayı buradan alamayız. Sanki Horasan'la kapatılmış gibi bakın. Acayip böyle. Şu an işte bakın. Her zaman malzemeleri yanımıza taşıyamıyoruz. Arabada uzakta. Yoksa aslında 5 dakikaya gidip gelsem gelebilir miyiz? Arabada mıydı acaba? Şöyle birkaç tane delik açsam arkadaşlar. Buna çok iyi olacaktı. Neyse şuradan biraz kıralım bakalım da. Şu alttan alacağız bunu. Başka türlü devirme şansımız yok. Bakın nasıl kırılıyor, görüyorsunuz mu? Arkası hep toprak bakın içinde. Sonradan yapılmış gibi. Böyle. Normal bir kaya değil yani arkadaşlar. Gördünüz mü? Hiç. Bakın tıkır tıkır dökülüyor. Şuradan alttan götüreceğiz.
gördünüz mü? İçeride bak, içeride boşluk var. Harbi içeride. İçeri doğru giden bir boşluk var. Gördünüz mü arkadaşlar içeri? Muş nasıl giriyor bakın. Vay vay vay. Bunu nasıl? Devam edelim bakalım biraz daha. Oynuyor ama vallahi levye kırılacak anasını satayım. Şimdi üstten mi açsam biraz da? Şunlar var ya, bunlar mı tutuyor? Yığma yapmışlar. Çekil bakayım şuradan. Normalde sinyal buradan bir yerden geldi ama şimdi dediğim gibi arkadaşlar, yani şu çapı açmamız lazım komple, yani net görmek için, olayı netleştirmek için sinyal hani oradan aldı olayı değil. Namussuzu. Çık artık be. Hadi. Hadi yavrum. Bak. Gördünüz mü az? Ya. Şunları da alsak mı acaba? Bak bak bak. Nasıl gidiyor? Şunu alırsam gelecek büyük ihtimal.
Görüyorsunuz mu? Nasıl çıkıyor bakın. Yani alttaki taşla bakın bağlantısı yok. Gördünüz mü? Şununla bağlantısı yok. Şimdi ne böyle? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, kanala abone olup ne yapacağız? Çekilişlere katılacağız. Onun için kanala abone olup desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bak bak. Taş var ya. Bak. O engel oluyor bana. Ulan. Kireç taşı gibi bakın. Taş ne biçim kazınıyor arkadaşlar. Demedim mi size buraya koyma diye. Ya. Bak. Bakın şimdi şu taşı. Şu taşa bakın arkadaşlar. Şuradan çıktı bakın bu. Gördünüz mü? Yüzeyi de nasıl kazınıyor bakın buradan çıktı. Şimdi büyük ihtimal artık gelir bu taş. Haydi bakalım. Şimdi bir daha yukarıdan mı zorlasam? Oradan mı zorlasam? Oo. Bak 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 bak. Gördünüz mü nasıl koymayı? Demedim size kapama diye arkadaşlar bakın. Bunu kapatılmış. Yani önce şurası doldurulmuş. Şu bölge dolduruluyor. Üstüne bu koyulmuş. Bakın. Direkt toprakta herhangi bir bağlantısı yok. Gördüğünüz gibi bakın. Şu ana kaya bakın. Burada kesmesi mevcut. Ana kaya gördüğünüz gibi üçgen şekilde bakın. Arkadaşlar. Görebildiniz mi? Bakın üçgen bir şekilde. Aldığım yeri gördünüz mü? Şurası dolguydu. Doldurulmuş. Hatta murç içine doğru gittiydi. Fark ederseniz murç içeri doğru gitmişti. Nedir? Boş yani bu. Koyulmuş oraya. Alt taraf doldurulmuş. Nerede o üçgen taş? Şurada bir yerde kaldı o. Alttan çıkardım. Şimdi şurada bir kaya daha var. Onu da alalım bakalım önümüzden. Bize sıkıntı yaratmasın arkadaşlar. Çalışırken üstümüze falan gelmesin. Çünkü boşta. Gördünüz mü hemen? O da düştü. Bak, bak, bak. Bakın. Şurayı gördünüz mü arkadaşlar? Bak. Şimdi bu taşı indirdik, bunu aldık öyle de. Şöyle bir çapayla biraz uğraşalım bakalım. Temizleyelim şuraları da.
Sen gel bakayım kere. Evet. Kendine yer yapmış. Bakın. Seni şöyle atalım sen. Kendine bir yer daha bak. Çünkü bir şey gördüm. Bir şey gördüm gibi geldi. Bak. Bakın arkadaşlar şimdi. Bak. Şurada arkadaşlar gördünüz değil mi? Neymiş ya? Neymiş bu hayvanlar ya? Oo. Şuna bakın şuna. Abi bu ne böyle? Bismillah. Vay. Şuna bakın. Şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Of. Şunun güzelliğine bakın. Of. İşte bu arkadaşlar. Bakın. Şunların güzelliğine bakın. Of. Neyin nesi böyle? Sen nesin böyle? Of. Arkadaşlar. Onunla ne düştü? İnşallah bir şey düşmemiştir. Şuna bakın arkadaşlar. Çürümüş. Gördünüz mü? Süper. Hem de süper ötesi vallahi. Şunların güzelliğine bakın. Arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Vay. Evet. Emeğimizin karşılığını aldık arkadaşlar. Bakın.
Ne uğraştırdı ama beni, bakın şurası gördünüz mü arkadaşlar? Yani tamamen oraya büyük ihtimal ya üstten koyuldu ya da dediğim gibi, ulan nereden geldi o hayvan? Ben onu atmadım mı yukarı bir yere? Allah Allah. Çok ilginç. Şimdi arkadaşlar bakın, oradan yani büyük ihtimal bu buradan kapatıldı böyle şuraya. Yukarıdan dolgu dolgu dolgu. Ve biz sonuca ulaştık arkadaşlar. Harbi gümüş. Arkadaş, güneş. Güneş vuruyor arkadaşlar bugün. Ne hikmetse çok güneş var. Vay 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 vay. Bu bizi zehirler mi acaba ya? Yeşil. Oksit yapmış. Şunlara bakın ya. Of 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 of. Fena. Fena. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Harbiden. Fena mı fena. Şu kolye çok güzelmiş arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Şuna bakar mısınız? Osmanlı bence. Osmanlı eşkıyaları. Bunun başka bir tarifi yok. Arkadaşlar çünkü böyle bir yerde. Ne bileyim. Başka bir şey olamaz yani. Osmanlı eşkıyaları. Büyük ihtimal çünkü buralarda arkadaşlar zeytin ağaçları da var. Bakın yabanileşmiş artık. Hani bunun başka bir tarifi yok. Gerçekten çok güzelmiş ya. Şuraya bakar mısınız? Evet. Arkadaşlar bakın. Şöyle sürekli yakın çekim. Bakın arkadaşlar, hakikaten dediğim gibi bakın, dolgu alt taraf dolgu buradan kapanmış. Yani burada bir set oluşturmuş. Belki daha fazla bir şey vardı. Ya da hani aldılar, bir tek bu kaldı. Dediğim gibi bu eşkıya işi olabilir. Çünkü nedir? Bir tek bu şekilde parça kalmış. Ve burada büyük bir işçilik var. Bunun başka bir tarifi yok. Demek ki burada kasa olarak kullanıyordu burayı zamanla. Zaten burada da işareti var. Aşağıda da dediğim gibi bir mezar yeri mevcuttu. Ve biz burada neticeye ulaştık arkadaşlar. Ne demişler? Hatice değil, neticeye bakacağız. Ve neticede uzun uğraşların sonucuna yani malzemeye ulaştık. Belki şuradan kazı yapıp inseydik bu sefer ne olur? Şu dallar bize çok engel olacaktı. Olsun. Buna da şükür diyelim arkadaşlar. Kazasız belasız bugünü de bitirdik arkadaşlar. Gerçekten güzel macera oldu. Buluş oldu. Ben çok mutlu oldum. Gerçekten çok güzel malzemeler çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne dedik? 10.000 abonede çekilişimiz olacak. Herkesi bekliyoruz. Kanala abone olup videolara beğeni ve yorum attıktan sonra sıkıntı olmayacak. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım.